Merhaba arkadaşlar. Evet, sabah yola çıkıyoruz. Bayağı bir kar var. Arabamızı çalıştırdı biraz ısınsa. Yani şu an -2 derece. Muhtemelen bayağı yıl oldu yani böyle kar yağla. Yavaş yavaş bir hareket edelim. Gerçekten de hava soğuk. Ama araçımız da kar lastiği olduğu için sıkıntı yok. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Demişlerdi zaten bayağı bir yağış olacak diye. Pek yok yollarda. Arkada zinciri de attım zaten. Sıkıntı olmaz. Bağlarım zinciri giderim yani. Kimsecikler. Bir de bugün pazar olduğu için yollarda kimsecikler yok. Ama böyle tipi şeklinde bir kar var. Şöyle otomatik sabitlemeyi alalım bakalım aracımızı. 4. viteste. Muhtemelen kar küremeler geçmiş yollarda. Şu an 4. vitesteyim. Evet, ESP ışığını bir yakalım bakalım. Bak şimdi gaza yüklendiğim an
geliyor sizden. Gaza yüklendiğinizde lastiklerdeki dönme farkından dolayı hemen ESP'miz devreye giriyor. Diyor ki yavaş git, araca yavaş git diyor. Fazla kaymaya yönelirse tabii bu arada fren de yapıyor. Kafasına göre frenleme de yapıyor. Ama siz dip gaz da yapsanız o an gazı falan her şeyi kesiyor. Ta ki kayma durana kadar. Kayma durduğu an tekrar veriyor. Kayma durdu öyle anlık bir oynamalar yapıyor tabi. Şu an Çorlu girişine geldik. Ağrı bakımın oradayız. Işıkta bir duralım. Kar aynı şekilde yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet, ara ara lastikler tutmuyor, ara ara tutulmuyor. Şimdi burada artık yeşilçi vitesi 80 gideriz artık ya. Yol da düz zaten. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey, normalde hız sabitleyiciye koydum ama bir kayma hissettiği an otomatikman devreden çıktı hız sabitleyici. Hani diyor ki ben gidemeyeceğim diyor, kapatıyor kendini. Nasıl istersen öyle git diyor. Sana bırakıyor yani kontrolü. Otomatik pilottan çıkıp sana bırakıyor, diyor ki sen kullan diyor. Mesela tekrar şimdi şöyle takalım. Gerçi yokuşta yapalım genelde ama. Şimdi mesela tekrar taktım sabitleyiciyi. Hani lastikleri yere tutunmadığı anladığı an kesiyor devreyi. Ama kalibrin kitisi çok ya. Şöyle bir üzerleri biraz tehlikeli olur. Yavaşlayalım. Şurada bir yokuşta bakalım, yine test edeceğiz. Nasıl devreden çıktığını. Harbi aracın yürümesini de engelliyor. Şuna yokuş aşağıyız neredeyse ama araba yavaşlıyor sürekli. Direnç sağlıyor araca. Evet, yoğun kar devam ediyor. İşte araç var, birbirini sollamaya çalışıyorlar ama sollayamadılar ya. Böyle bir yavaşlayalım da ne olacağı belli değil yani. Bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Sollayamadı. Neden ona?
arkası. Volkswagen 7 sollayamadı maalesef. Ya lastik yok altında. Ama biz gidiyoruz. Fiyat gider kardeş. Yani böyle burun buruna geldiler, sollayamadılar. Çok yağıyor, çok. Şuradan bir kahve mi içsek, ne yapsak sabah sabah? Kahve olmuş şuradan ya, benzinlikten. Evet. Bakalım, ben şuradan bir kahve alayım. Ondan sonra yola devam ederiz. Arkadaşlar, kahve içecektik ama makine dolmuş. O yüzden içemedik kahvemizi. Yolumuza devam edelim. Zaten eve geldik neredeyse. Şöyle bir kaydıralım arabayı. Evet, süper ya. Şöyle kaydırmayı çok seviyorum böyle. Şu kızlar da yapma tabii bunlar. Şu an her taraf bembeyaz, bakın biraz gün aydınlansın. Ondan sonra da bir görüntüler çekmek istiyorum ama. Kızakları hazırlayıp tabi çocukları çıkartalım, biraz kızakla kaysınlar ya. Bu sene bir daha da zaten böyle pek kar yağmaz, o yüzden iyi olur yani, biraz çocuklar da sevinsin.
soğukta aracın yakıt yakıyor. Almaz. Yavaş gidiyoruz ya. Kar da tabii zorluyor. Yük varmış gibi. Falan geçiyorum. Yani şu an şöyle bakın nasıl kar yağdığını. Evet süper. Yanlışlıkla manyak engelini şeye bastık. Evet şu güzel müthiş manzarayı bu sene görmemiz iyi oldu. Evet evimize geldik. Evet arkadaşlar, buraya kadar da güzel kar yağdı. Bakalım birazdan da kızaklarla kaymaya çıkacağız.